Evet. Adidas Agravic 310 patika koşu ayakkabısı için daha detaylı bir video çekeceğimi söylemiştim. Agravic, Adidas'ın T-Rex yani outdoor ve patika koşusu ayakkabı serisinin bir line'ı. Agravic'i en agresif patika koşu ayakkabıları için kullanıyor. 310 modeli kısmen Boost, kısmen Eva tabanlı. Sınıfına göre çok hafif değil ama sağlam bir model. Continental dış taban kullanıyor. Görmüş olduğunuz ayakkabı 2017'den bu yana 3 senedir kullanılan ve bayağı paralanmış bir ayakkabı. Bunlar ilk zamanlarda 6 milimden fazla dişlilerdi. Dişler önceki videoda izlediğimiz Supernova'nın aksine asimetrik, aralarında büyük boşluklar var. Büyük boşluk olması patika ayakkabısının tabanında giren çamuru daha kolay dağıtmasını sağlıyor. Eğer boşluklar çok azsa daha kolay sıkışıyorlar içeride ve koşarken atması zorlaşıyor. Bu ayakkabı görece daha dar bir ayakkabı. Ayağı sarıyor. Çok geniş ayaklılar belki çok rahat edemeyebilirler ama asimetrik bağcık sistemiyle taraklı ayakların da kendilerine göre bağlamasına izin veren bir ayakkabı. Ayağın üst tarafını olabildiğince sıkı sararken taban tarafı, ki şöyle yanlardan daha rahat görebiliyorsunuz, aşağıya doğru genişliyor. Olabildiğince zemini iyi kavramaya çalışıyor. Ayakkabının orta tabanı genel olarak daha ince ve bu da yanılmıyorsam 6 milim drop'a sahip bir ayakkabı. Biraz şeylere, Adizero'lara benziyor. Daha yarış için ve hızlı koşmak için yapılan bir ayakkabı. İkinci malzeme olarak kullanılan Eva daha sıkıştırılmış ve sert. O aynı zamanda topuk ve ön kısmın burulmasını azaltıyor. Ben bu ayakkabıyla UT4M bozuk zeminde çok rahat kullandım. 30 kilometreden sonra ya biraz daha fazla destek gerekir mi diye düşündüğünüz oluyor ama hani bu mesafelerde koşuyorsanız, antrenmanınız iyiyse bunu çok da hissetmeyeceksiniz. Zemin tutuşu çok çok daha iyi. Ayakkabının üst kısmı görece iyi nefes alabiliyor. İki katmanlı yapılmış. Bu bana ilk başta kalın gelmişti. Hani 6 ay sonra üst katmanın hani bende boğum taraflarından ve hani iç taraftaki sürtünme noktalarından söküldüğünü gördüm. İlk başta çok üzülmüştüm ama içerideki ikinci astar sağlam çıktı. Paralanmış hali dışında hala sorunsuz kullanabiliyorsunuz. Ben bağcıklarını başarılı bulmadım. 3 sene içinde bağcığını komple değiştirmek zorunda kaldım. Yani son 10 senedir kullandığım tek ayakkabı. Hani şu dış malzemeyi biraz daha kaliteli yapmış olsalar ve daha iyi bir bağcık ipi kullansalar süper sorunsuz bir ayakkabı olurdu. Bu ayakkabıyla dişleri sağlamken çamurlu arazilerde rahat koşabilirsiniz. Islak kuru kayalarda kontinental taban çok iyi zemin tutuşu yapıyor. Çamur kaya karışık yerlerde de çok iyi. Geyik koşuları parkurunda da memnun olduğum. İznik'in teknik patikaları, Kapadokya'nın patikalarında kayalık zemininde hızlı koşmak için ideal bir ayakkabı. Bu tabii biraz yaklaşımla da ilgili. Bunu tercih ettiğinizde mutlaka bir ikinci kilometre ayakkabınız olmasını, antrenman ayakkabınız olmasını öneririm. Çünkü kayada iyi tutan tabanlar görece hızlı eriyorlar. Dolayısıyla haftalık standart koşularınızı, kolay koşularınızı, kilometre biriktirdiğiniz koşuları bir önceki videoda bahsettiğim Supernova Trail gibi bir ayakkabıyla yapıp bunun hem taban yastıklamasından faydalanmak hem de çok üzülmeyeceğiniz bir ayakkabı tabanını eritmek mantıklı olabilir. Koşularda görüşmek üzere.